Hazreti Peygamber'in sırat-ı müstakim üzerine gönderilmesini nasıl anlamalıyız? Eyvallah. Şimdi bir şiir var, daha doğrusu şiirimsi bir ifade var. Diyor ki şair, ey taşların içindeki yakut, haydi budur beklenen vakit, davran. Ey küllerine gark olan, silkin ve aydınlan. Cemi cümlenin kulağı sende bugün ve hutbene meftun hurma kütüğünün, o bile seni duyar, haydi kalk, kalk ve uyar. Uyardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir devirde uyardı, bir devirde ki Sariye ilel cebel sözünü ta İran'dan duyardı, ama en yakındaki en yakından duymadı, sözün en güzeline uymadı. Peygamber Efendimiz'e peygamber demek var iken şair dediler, kahin dediler, sihirbaz dediler, mecnun dediler ama peygamber demediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan vahiy alıyor olmasına rağmen, kendisinin hak bir peygamber olmasına rağmen, kendi akrabaları, yakınları, kavmi tarafından insafsızca, vicdansızca yalanlandığını, tenkit edildiğini, tekzip edildiğini biz asr-ı saadeti incelediğimiz zaman özellikle Mekke devrinde açık bir şekilde görüyoruz. Hatta Hazreti Ayşe annemizin bir ifadesi, bir sözü vardır. Der ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de insanlara İslam'ı tebliğ ederken o kadar büyük azarlamalar, o kadar büyük tenkitler ve tekzipler, yalanlamalar işitmiştir ki Peygamber Efendimiz'in sadece Ukas panayırında insanlara İslam'ı tebliğ ederken işittiği o azarlamaları eğer gündüzün kendisi işitseydi gün gece olur, asla bir daha gün doğmazdı, gündüz olmazdı, asla bir daha güneş doğmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sıkıntılı ortam içerisinde insanlara İslam'ı tebliğ ederken tenkit ediliyor, tekzip ediliyor, yalanlanıyor ve yaftalanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamber Efendimiz bir inkisar yaşıyor, bir kırıklık, bir hüzün yaşıyor bu dönem içerisinde. İşte Yasin vel Kur'anil Hakim dedikten sonra Allah 3. ayette inneke leminel murselin, muhakkak ki sen gönderilmiş elçilerdensin, peygamberlerdensin, sırat-ı müstakim üzere gönderilmiş peygamberlerdensin buyurarak aslında burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i teselli ediyor. Buradaki Allah'ın Efendimiz'e kavminin onu yalanlamasına, Efendimiz'in davet azmini kırmasına karşın Efendimiz'i teselli maksadıyla zikrettiği bu cümleler aslında Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le konuşmasını, onunla mükalemesini ifade ediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için burada gerçekten çok büyük bir teselli söz konusudur. Öncelikli olarak bunun altını çizmek gerekiyor. Burada Peygamber Efendimiz'e sen bir peygambersin demedi. Sen gönderilmiş peygamberlerden bir peygambersin dedi ve Efendimiz'in gönderildiği sistemin, inanç sisteminin, ibadet sisteminin, ahlak sisteminin adını tek bir kavramla ifade etti. Sırat-ı müstakim olarak belirledi, tanımladı. Yani Efendimiz'e buyurdu ki sırat-ı müstakim demek dost doğru, hiçbir eğriliği olmayan yol demek. Efendimiz'e Allah buyurdu ki sen sırat-ı müstakim üzere gönderilmiş önceki peygamberler gibi bir peygambersin. Nebzuhur bir peygamber değilsin. Tarihte eşi emsali olmayan, kendiliğinden bir davayı, hiçbir geleneği olmayan, tarihte hiçbir dayanağı olmayan bir Musa gibi, Hazreti İsa aleyhisselam gibi, Hazreti Davud gibi, Hazreti Süleyman gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Adem'e kadar giden o kutlu yolda gönder elçiler gibi bir elçisisin ve sen onların tuttuğu yol, sen davada yalnız değilsin. Peygamber Efendimiz'e Allah bu cihetten bir teselli vermiş oldu. Ayette sırat-ı müstakim ifadesi geçti. Bu çok önemli bir ifadedir. Yani dost doğru yol anlamına geliyor ve peygamberimizin ve önceki bütün peygamberlerin sırat-ı müstakim üzerine gönderildikleri ifade ediliyor. Bu sırat-ı müstakim nedir? Aslında biz günde 5 vakitte 40 rekatte ihtinas sırat-ı müstakim diyoruz. Fatiha suresini okurken Fatiha aslında
açan demek, Fatiha sadece Mushaf'ı açmıyor, Kur'an'ı açmıyor, kıraati açmıyor, namazı açmıyor. Fatiha suresi aslında bizi açıyor. Bizi bize tanımlayan, bizim kim olduğumuzu, daha doğrusu kim olmamız gerektiğini ve kim olmamamız gerektiğini tanımlayan bir sure. Biz orada günde 5 vakitte, 40 rekatte şöyle diyoruz. İhtina sıratel müstakim. Allah'ım, peygamberimizin ve peygamberimiz gibi bütün peygamberlerin gönderildiği sırat-ı müstakime bizi ilet. Sırat-ı müstakimi de Allah sonraki ifadelerde tarif ediyor. Buyuruyor ki sıratal ledine enamte aleyhim. Allah'ın kendilerine nimet verdiklerinin yoludur o yol ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimseleri de Nisa suresinde 4 ana şahsiyet üzerinden Allah Celle ve Ala Hazretleri tanımlıyor. Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şuhedai ve salihin. O yol öyle bir yoldur ki o yolda peygamberler vardır. O peygamberlere sıdk ile ittiba etmiş, doğruluk ile, ihlas ile, samimiyetle uymuş onların ashabı vardır, şehitler vardır ve salih kimseler vardır. Peygamberler o yolun mühendisleri ve mimarlarıdır. Sıddıklar, onların ashabı o yolun ustalarıdır. Şehitler yolun muhafızlarıdır. Ve salihler de yolun ameleleri, ustaları, maharetli ustalarıdır. Şimdi burada bir hakikatin altını çizmek gerekiyor. Bütün peygamberlerin ve dahi bizim kendisine ittiba ettiğimiz, bağlandığımız, uyduğumuz ana ilkeler bütününü Allah Celle ve Ala Hazretleri bu ayette hem Fatiha suresinde hem Yasin suresinde sırat-ı müstakim olarak ifade etti. Sırat-ı müstakimi bir eş anlamlı kelimeyle ifade edecek olursak, yani nedir bu sırat-ı müstakimin eş anlamlısı, bütün peygamberlerin kendisine uyduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de üzerine gönderildiği bu yol, bir kelimeyle ifade edecek olursak, bu yol İslam'ın ta kendisidir. Bu da şu manaya gelir. Tarih boyunca bütün peygamberler, ister Hazreti İsa, ister Hazreti Musa, ister Hazreti İbrahim olsun, Adem'in hayırlı evladına kadar, atam Adem'e kadar giden o süreçteki bütün o kutlu yolun, elçilerinin kendisine uyduğu dinin adı İslam'dır. Başka bir ifadeyle inne dina indallahil İslam, Allah'ın katında tek geçer akçe din vardır, o da İslam'dır. Onun için bütün peygamberler Müslümandır. Bütün peygamberlerin aleme, muhataplarına tebliğ ettikleri dinin adı İslam'dır. Mesela Ali İmran suresinde Allah Celle ve Aleyh Hazretleri Yahudilerin ve Hristiyanların Hazreti İbrahim'i sahiplenmek pahasına, sahiplenmek için, işte Hristiyanlar demişler ki Hazreti İbrahim bir Hristiyan idi, Yahudiler demişler ki o bir Yahudi idi. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri de buyurmuş ki مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا. Hazreti İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hristiyan idi. Fakat o hanif olan, Allah'ı birleyen, muvahhid olan bir Müslüman idi şeklinde bu hakikati ifade etmiş. Onun için senden önce sırat-ı müstakim üzere gönderilmiş peygamberler gibi bir peygambersin ifadesinden muazzam bir anlamı yakalamış oluyoruz. Hazreti Adem Müslümandı, Hazreti Musa Müslümandı, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup Müslümandı. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın vefat etmeden önce evladu iyalini etrafında toplayıp onlara şöyle bir nasihatte bulunduğunu biz yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah buyuruyor ki Yakup Aleyhisselam şöyle dedi etrafındaki ahbabına, evladına, yaranına şöyle bir vasiyette bulundu. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne yapın, ne edin, Müslüman olarak can emanetini Allah'a vermeye bakın. Bunu tavsiye etti, bunu nasihat etti. Dolayısıyla burada vurgulamak istediğim temel konu, sırat-ı müstakim çağlar boyunca bütün peygamberlerin kendisine bağlı olduğu ana kanun, ilahi kanun, Allah'ın vahyettiği, onlara tebliğ etmelerine emredip din-i mübindandır. Bunu bir defa ifade etmemiz gerekiyor. Sonrasında burada tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sen gönderilen elçilerden bir elçisin sırat-ı müstakim üzere buyurduğunda Peygamber Efendimiz için burada muazzam bir teselli var. Fakat
bu teselli sadece Peygamber Efendimiz için değil, Efendimizin Mekke'de çektiği çileler izahtan varistedir, Peygamber Efendimizin yaşadığı yıllardan birisinin adı Bi'setin 10. yılında hüzün yılı olmuştur, Peygamber Efendimiz'e müşrikler o kadar büyük çileler çektirmişlerdir ki, burada Efendimizin gönül dünyasında en büyük teselli kaynağı onun vahiy ile kurduğu irtibat idi. Allah'ın onun gönlüne serptiği ora ilahi rahmet, ilahi su, o ilahi vahiy idi. Bu sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için söz konusu olan bir hadise değil. O dönemde müminler, Peygamber Efendimiz'e iman eden ashab-ı kiram da çok büyük sıkıntılar içerisindelerdi. Hatta Miraç'ın gerçekleştiği gecenin gündüzünde şöyle bir hadise anlatılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde gölgelenirken Habbab bin Eret radıyallahu anh geliyor Efendimizin yanına. Vücudu dağlanmış bir şekilde, üzerinde pek çok işkence ve taciz emareleri, alametleri varken vücudu dağlanmış bir şekilde Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve ondan dua istiyor. Ashab-ı kiram umumiyetle böyleydi, sıkıntılar içerisindeydi ve bugün kadrajı kaldırın, İslam coğrafyasına şöyle bir bakın. İslam coğrafyasında sadece Suriye'de 10 yıl 15 yıl içerisinde 1 milyondan fazla Müslümanın öldürüldüğü şu İslam coğrafyasına bakın. Denizlerin kıyılara balıkları değil de çocukları vurduğu şu İslam coğrafyasına bakın. Bir gözünüzü kaldırın Myanmar'a bakın. Bir gözünüzü kaldırın Afrika'nın derinliklerine bakın. Oradaki sıkıntıya, sefalete, sömürünün siyasi, politik ve ekonomik sonuçlarına bakın. Aslında bu ayetteki öyle bir muazzam bir ifade vardır ki bu ayette. Bu ayet peygamberin yoluna girmekle, Allah'ın dinine uymakla, karşılaştığı sıkıntılar karşısında bütün müminler için, özellikle ashab-ı kiram, genelde de bütün müminler için bir teselli anlamı içeriyor, bir teselli mesajı veriyor. Şöyle ki biz biraz önce ifade ettiğim gibi günde 40 defa Allah'ım bizi sırat-ı müstakime ilet diye aziz ve celil olan Allah'tan niyazda bulunuyoruz. Bu bir hakikattir. Şimdi biz sırat-ı müstakime bizi ilet dediğimiz zaman peygamberlerin yoluna talip olduğumuzu, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna talip olduğumuzu deklara etmiş oluyoruz, ifade etmiş oluyoruz. Bu yol dosdoğru bir yoldur. Bu yolu tek kavramla ifade edecek olursak bu sıdku sadakat yoludur. Bu yoldaki her peygamber, her sıddık, her salih, her şehit bir sadıktır. Şimdi Allah Celle ve Ala Hazretlerinin şu ayetini yeniden düşünmenin ve sırat-ı müstakime uymanın, yola uymanın anlamını yeniden keşfetmenin tam zamanıdır. Hani çok bildiğimiz bir ayet vardır. Allah şöyle buyurur. Estaizu billahi ya eyyuhellezine amenuttakullaha ve kunu me'assadikin. Ey iman edenler, müttaki olun, takvalı olun ve sadıklarla birlikte olun. Yani biz sırat-ı müstakime uyacağız. Nasıl uyacağız? İşte bir tarafında peygamberlerin, bir tarafında şehitlerin, salihlerin ve sıddıkların olduğu ve hepsinin sadık olarak isimlendirildiği, bu insanlara ittiba ederek, onlara uyarak, onların izine tabi olarak, onların taşıdıkları düşünceleri zihin dünyamızda inşa ederek, onların duygu dünyalarını, kalp dünyamızda duygularını kalp dünyamızda inşa ederek ve onların eylemlerini, hayatta belirledikleri prensipleri yaşamımıza nakşederek biz sırat-ı müstakime uymuş olacağız. Ve biz sırat-ı müstakime uyduğumuz zaman bizim de pek çok sıkıntıya maruz kalacağımız, düçar olacağımız kaçınılmaz bir gerçektir. Nasıl ki peygamberler dost doğru yola uyduklarında, insanlara tevhidi tebliğ ettiklerinde, insanları İslam'a davet ettiklerinde bir mukavemetle karşılaşmışlar ve büyük sıkıntılar çekmişlerse, peygamberlerin yoluna giren müminlerin dünyada hakim egemen şeytani düzenle, onların kurdukları düzenle, sistemle çelişmelerinden dolayı, onların huzurunu kaçırmalarından dolayı bir takım tacizlere, bir takım tarizlere, sıkıntılara maruz kalmaları da kaçınılmaz bir gerçektir. Şu halde bu ayet müminler için de bir tesellidir. Ey peygamberin yoluna uyanlar, siz de bu ayetle teselli olun. Siz de sizden öncekiler gibi, bu yoldan geçmiş şehitler gibi, salihler gibi, sıddıklar gibi siz dosdoğru bir yola uydunuz. Buradaki en büyük teselli bizim için sırat-ı müstakim üzere olmak ve sonu cennetle biten bir yol üzere olmaktır. En büyük teselli budur. Çok güzel bir söz vardır. Yani
Müslüman olmakla biz pek çok harama karşı, pek çok insanı cezbeden nefsin, hevayu hevesin, dünyevi bir takım arzulara ket vurarak biz kendimizi istikamet üzere koyuyoruz. Asıl saadet, asıl mutluluk, sonunda ebedi saadetin olduğu asıl güzel yol budur. Güzel bir ifade var, derler ki gam değildir gide dünya, kala din. Gam odur ki kala dünya, gide din. Yani dindarlığınız var ise Allah'a ittibanız, onun emrine uymanız, onun sizi sevmesi, onun sizden razı olması var ise, siz bunu elde etmişseniz, evet dünyevi bir takım mahrumiyetler yaşayabilirsiniz. Bunlar kaçınılmaz şeylerdir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı tanımlarken la rahate fid dunya, bu dünyada rahat yoktur. Bu şekilde tanımlamıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı. Ama asıl sizin dindarlığınız, asıl sizin istikametiniz yerinde ise, Allah'a doğru ise, asıl sevinilecek olan şey budur. Gam değildir gide dünya, kala din denmiştir onun için. Ben burada Ali İmran suresinden bir ayeti, Ali İmran suresinin 146. ayetini zikretmek istiyorum. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri buyuruyor ki وَكَاَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّنْ قَاتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَث۪يرٌ. Nice peygamberler geldi geçti bu yeryüzünden. Onlarla birlikte Ribbiler, kendilerini Allah'a adamış, Allah'ın yoluna, peygamberin yoluna vakfetmiş pek çok kimse geldi geçti bu dünyadan. Ve Allah onların bu ayette, Ali İmran suresinin 146. ayetinde dört temel özelliğini zikrediyor. Buyuruyor ki فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَسَادَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'ın yolunda kendilerine isabet eden şeylerden dolayı vehine düşmediler, gevşemediler, gevşeklik göstermediler. Ve ma daufu, zafiyet göstermediler, enerjilerini kaybetmediler, odak noktalarını kaybetmediler, hedeflerini, gayelerini kaybetmediler, ondan sapmadılar. Ve ma daahu ve mestekanu, ve zalime ve zulme pabuç bırakmadılar, boyun eğmediler. Vallahu yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri sever. Ayetin sonunda Allah böyle buyuruyor. Dört temel özellik çıktı karşımıza. Gevşememek, zafiyet göstermemek, zalime karşı, zulme karşı, şeytana karşı, nefsinin arzu ve emellerine karşı boyun eğmemek ve girdiği yolda sabretmek. Bu dünya bir dar-ı imtihandır. Bu imtihan yurdunun içerisinde bir takım sıkıntılar, meşakkatler kaçınılmazdır. Yavuz Sultan Selim merhumun bir ifadesi vardır. Diyor ki, bütün dünya benim olsa gamım gitmez, nedendir bu? Ezelden gam turabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu. Gelen gider, giden gelmez, iki kapılı handır bu. Sakın insafı terk etme, makamı imtihandır bu. Şimdi bir imtihan makamında yaşıyoruz. Bu dünyada doğmak var, ölmek var, sağlıklı olmak var, hastalanmak var, düşmek var, kalkmak var, varlık var, yokluk var, malik olmak var, mahrum olmak var. İnişli çıkışlı, ölümlü kalımlı, hastalıklı sağlıklı bir dünyada yaşıyoruz. Ve bizim için, bizim ruh halimizi, psikolojimizi, eşyaya bakışımızı değişmez bir hale getiren, stabil bir hale getiren temel bir unsur söz konusu. Biz sırat-ı müstakim üzere olmaya ahdü peyman etmişiz. Bizim asıl gayemiz, asıl hedefimiz peygamberlerin, şehitlerin, sıddıkların, salihlerin tuttuğu yolu tutmak. Çünkü bu yolun sonu cennettir. Yolların içerisinde en doğru yol olarak bu yolu tanımladı. Ve bu yolda olmak ve bu yolun sonundaki cennete, Allah'ın rıdvan-ı ekberine talip olmak. Bu bizim için en büyük edinim, en büyük kazanç budur. En büyük teselli de budur bu bizim için. Düşünsenize, ciğerparenizi toprağa veriyorsunuz. Çok sevdiğiniz birisi vefat ediyor. Çok sevdiğiniz bir insana bir hastalık musibet ediyor, isabet ediyor. Veya size bir hastalık isabet ediyor. Bu durumda işte uhrevi kaygımız, ahiret hedefimiz, bu yolun eğer kulluk bilincimizi kaybetmediğimiz takdirde Allah'ın bize lütfedeceği ebedi mükafat, ahiret ve cennet, cennete iman en büyük dayanağımız budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İbrahim isminde bir oğlu oldu. Hazreti İbrahim radıyallahu anh ve en sevimli çağında Medine'de Hazreti İbrahim vefat etti.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadiseyi özellikle zikrediyorum ki gerçekten bir peygamberin perspektifinde musibetlere bakış ve o musibetlere sabretmenin nirengi noktası neresidir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelinde bunun algılanması çok mühim. Çünkü Allah onu bütün alanlarda, karşılaştığımız bütün sıkıntılarda, hayatımızın bütün alanlarında bir üsve olduğunu ifade ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasenedir bizim için. لَقَدْ كَنَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için peygamberde çok güzel bir örnek vardır buyuruyor. Hazreti İbrahim vefat edince Efendimiz üzerine onun şöyle bir kapandı, ağladı ve onu kucağına aldığında karşısında bir dağ vardı. O dağa doğru yöneldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Buyurdu ki, ey dağ, eğer bendeki sende olsaydı, bendeki dert, bendeki sıkıntı sende olsaydı, karşımda öyle dikilip duramazdın. Ve sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'e şöyle diyerek veda etti. Bu kurduğu cümlelerde Peygamber Efendimizin işte asıl maksat, müminin asıl en büyük perspektifi ve en mühim gayesi, hedefi çıkmış oluyor ortaya. Peygamber Efendimiz buyurdu ki oğlu İbrahim için, eğer İbrahim sen öldün, Allah'ın huzuruna gittin, sen orada ebedi, biz burada ebedi kalıcı olsaydık, işte o zaman ben buna çok üzülürdüm. Fakat bir müddet sonra, bir zaman sonra inşallah biz de sana kavuşacağız ve biz de seninle birlikte orada olacağız. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Bu bütün sıkıntıları, bütün musibetleri katlanılabilir bir hafifliğe ulaştırır. Bütün dertler ahirete iman olgusu insanın iliklerine kadar nüfuz ederse, onun düşüncelerini inşa ederse, onun duygularını inşa ederse, işte o zaman insanı musibetler isyan ettirmez, nimetler de azdırmaz ve istikametten çıkartmaz bir hale gelir. Toparlamam gerekirse şunu ifade etmek istiyorum. Sen sırat-ı müstakim üzere gönderilmiş peygamberlerden bir peygambersin. Allah seni sırat-ı müstakim üzere gönderdi ifadesiyle Allah burada Peygamber Efendimizle aslında mükalemede bulunuyor. Efendimizle konuşuyor ve onun maruz kaldığı o sıkıntılar, tenkitler, tekzipler, yalanlamalar, yaftalamalar karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönlüne su serperek onu teselli ediyor. Sadece onu teselli etmiyor ama onun yoluna ittiba eden kıyamete kadar bütün müminleri, Efendimizin yaşadığı benzer sıkıntıları yaşayan bütün inananları, bütün Müslümanları da aynı şekilde teselli ediyor. Sizin istikametiniz doğruysa hayatın cilveleri içerisinde cilveni Rabbaniyelerle karşılaşmanız sizi istikametten ayırmaz. Siz gözünüzü cennete dikmişseniz, asıl gayeniz Allah'ın rıdvanı ekberi, rızayı barisi ise musibetler sizi yolunuzdan ayırmaz. Nimetler de sizi azdırıp istikametin dışına taşımaz. Ben bu ayeti okuduğumda gönül dünyama düşen hakikatler bu şekildedir. Bunu ifade etmiş olayım.